FETÖ ile mücadele ve izleme platformuna atanmış olduğum gün ve öncelerinde almış olduğum bilgilere dayanarak değerli kamuoyuna basın açıklaması yapma mesuliyeti içerisindeyim. Türk tarihinin en büyük operasyonunu yürüten FETÖ terör örgütüyle ilk resmi mücadele 17 Aralık 2014 tarihinde başlamıştır. Halkımızın bunlardan terörist mi olur diye düşünen kesimini bile hayrete ve dehşete düşüren 15 Temmuz darbe gecesi sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Turgutlu'da da FETÖ ile mücadele operasyonları devletimizin ilgili organlarının yaptığı araştırmalar ve aldığı istihbaratlar ile halen devam etmektedir. Turgutlu, FETÖ terör örgütü için en önemli merkezlerden biridir. Bu nedenlerle FETÖ operasyonlarının Turgutlu'da da devam edeceğine inanıyorum. 15 Temmuz'da darbe girişimi sonrası şahsi anlaşmazlıklar, kıskançlar, hasetler nedeniyle birçok kişi şikayet edilmiş, iftiraya uğramış, FETÖ terör örgütüyle hiç alakası olmayan suçsuz, günahsız birçok insan hem işinden olmuş hem toplum önünde suçlu pozisyonda yaşamak zorunda kalmıştır. Devletimizin yapmış olduğu hassas ve detaylı araştırmalar sonunda bu mağdurların büyük bölümü işlerine dönmüş, toplum içindeki eski konumlarına gelmiş, iftiralardan kurtulmuşlardır. Ancak yaşadıkları tarif edilmez büyüklükteki sıkıntılar psikolojik durumlarını bozmuştur. Bu haksız şikayetleri yapanlardan bazıları da kurum amirleri olmuştur. İdareleri altında çalışan kişilerle yaşadıkları ufak tefek sorunların intikamını 15 Temmuz darbe gecesi sonrası FETÖ ile yapılan mücadelede ortamı fırsat bilerek şahsi hırslarını tatmin etmek için suçsuz, günahsız insanlara bile bile iftira atmışlardır. Bunların örneği ne kadar çoktur elbette devletimiz bilir. Az önce izah ettiğim konuya bu duruma uyar en kötü örneklerden biri de ilçemiz Turgutlu'da yaşanmıştır. Yüce dinimiz İslam'ın en doğru şekilde öğrenilmesi, anlatılması ve yaşanılması için görevlendirilen ve halkımızın vergilerinden maaş alan Turgutlu ilçe müftüsü maalesef böyle bir gaflete düşmüştür. Bu kişi hem dinen hem hukuken büyük suç teşkil eden iftira suçunu işlemiştir. Tüm Turgutlu halkına örnek olacak nitelikte, mükemmellikte davranışlar sergileyerek topluma dinimizin nasıl ve nice yaşatılması gerektiğini, bir Müslümanın hangi değerleri ve üstün nitelikleri yaşayan bir örnek olarak göstermesi gerekirken, belki de ülkemizin en kötü örneğini attığı iftiralarla göstermiştir. Bazı imamların da kendi aralarında papaz diye adlandırdığı müftüye soruyoruz. 15 Temmuz FETÖ soruşturmalarında ne kadar çok isim verirsem benim için o kadar iyi mantığıyla asılsız, usulsüz isimler vermiş midir? Saygıdeğer kamuoyu, vermiştir. Açığa alınıp temize çıktıktan sonra geri görevine iade edilen kişilere baskı halinde kaldığım için böyle bir şey yapmak zorundaydım. Dediğin doğru mu? Ve sana baskı yapan kişileri açıklar mısın? Ey müftü! Sen kimsin? İllegal yollarla alınan hatlar üzerinden personeline kumpas kurarak yapma gayendeki amaç nedir? İlgisi, alakası olmayan kişileri tertemiz olduğunu bildiğin halde 15 Temmuz'dan sonra kendi çıkar ve menfaatleri için din görevlilerini yani imamlarını toplayıp ben o hal müftüsüyüm. Üzerine gitsem 160 kişiden 16 kişi kalmaz cümlesini neden kullandım? Kendi çıkarların için tertemiz insanları haklarında hiçbir delil olmadığı halde FETÖ'cü diye soruşturma izni verdin mi? Bu insanların itibarını neden zedelemek istedin? Saygıdeğer kamuoyu, vermiştir. Birçok insanın hem itibarını hem de çevresini zedelemiştir, psikolojilerini bozmuştur. Devletin organlarını asılsız iddialarla meşgul ederek FETÖ ile mücadele sürecini neden engelledin? Üzerinde durmamız gereken konulardan biri de bu maddedir. Tekrar soruyorum. Devletin organlarını asılsız iddialarla meşgul ederek FETÖ ile mücadele operasyonuna neden engelledin? Bu süreci neden yavaşlattın? Soruşturmaya gelen müfettişler senin hakkında personellere bu nasıl bir müftü, bundan müftü olmaz cümlesini neden kullandı?
ve onca hakkındaki şikayetlere rağmen sana neden kimse halen bir şey yapmıyor, yapamıyor? Bu dokunulmazlığı nereden alıyorsun? Amacın insanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanı yapmak mı? Bir zamanlar şoförün olan, vatan sevdalısı, kaptanı Deryan diye hitap ettiğin kişiyi açığa aldırıp birçok kişinin yanında benim yaverde gizli FETÖ'cü bir bayan üzerinden Zaman Gazetesi alıyor. Arabada devamlı FETÖ'yü dinliyor. Kapat diyorum, kapatmıyor. Bunun üstüne bana da dinletiyor iftirasını. Sahte imzaların arkasında durmadığı için mi yaptın? Kurduğun kumpasların arkasında durmadığı için mi yaptın? Resmi ödenekten kendi daire arabaların haricinde kullanmış olduğun benzinleri bildiği için mi yaptın? Yabancı uyruklu bir arabaya devletin benzinini doldurduğu için mi bu iftirayı attın? Ankara'ya sırf mesir macunu göndermek için bir sivil arabaya 86 litre benzini neden kattırdın? Saygıdeğer kamuoyu, bu mesir macunları kime gitmiştir? Müftüye soruyoruz. Sonra şoförünü bunları sen cebinden öde diye baskı yaptın mı? Saygıdeğer kamuoyu, yapmıştır. Ey müftü, bu benzinleri hangi keçilerden yetki alarak doldurttun? Ey müftü, ya sen buraya birileri tarafından görevlendirilmiş ithal bir müftüsün ya da şizofren hastasısın. Sırf kendi menfaatin için doldurduğun benzin açıklarını kapatmak için yaverim diye adlandırdığın eski şoförünün 1,5 yıllık resmi görev yolluklarını kestin mi? Saygıdeğer kamuoyu, kesmiştir. Bir kurum amirinin iftira atılan memurunu korumak zorundadır. İftira atanları söylediğin halde neden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuyorsun? Yoksa bu o iftiraları sen mi attın? Ben millet adına yapmış olduğum bu açıklamadan sonra sayın yetkileri tekrar göreve davet ediyorum. Bu kişinin bir an önce çapraz sorguya alınarak hakkındaki tüm geçmiş dosyaların incelenmesini talep ediyorum.